Herkese merhaba. Kemikli etleri soğuk suda birkaç saat ıslattım. Üzerlerinde hiç kan kalıntıları kalmadı. Suyunun şeffaf olması için bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi pişireceğim tencereye etlerimi alıyorum. Kemikli, etli ve biraz da yağlı olursa etimiz, bu yemek daha da güzel olur. Çok güzel bir kış yemeği. Besleyici, doyurucu. Hem etli hem sebzeli. Etimi yerleştirdim. Şimdi üzerine su ekleyeceğim. Etlerin üzerine geçecek kadar su ekledim. Kaynama noktasına gelene kadar tenceremin kapağını kapatmıyorum. İçerisinde oluşan köpükleri alabilmek için. Şimdi bu oluşan köpükleri alıyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Ventilimi indiriyorum. Ocağımın altını kısıyorum. Kısık ateş 1 saat pişireceğim düdüklü tencerede. Pişen etleri süzdüm. Daha biraz soğuyunca kemiklerinden ayıracağım, sadece etlerini kullanacağım. Suyumu tekrar ateşe alıyorum. Et suyumuzun içerisine patates ve havuç ekliyorum. 2 patates, 2 havuç. 1 su bardağından fazla rezene ekliyorum. Bir kase çorbalık hazırladığım everiştemden ekliyorum. Eti kemiklerden ayırıyoruz. Kendisi ayrılıyor zaten. O kadar güzel pişmiş ki. Daha bu içerisindeki ilikleri bile çıkarabiliriz. Didiklemiş olduğum etimi de ekliyorum. İri parçalar halinde parçaladım. Tuzunu ekliyorum. Bir çay kaşığı da karabiber. Sebzeler ve erişte pişene kadar pişiriyorum. Yaklaşık 10-15 dakika da yemeğim hazır olacak. En son arpacık soğanları ekliyorum. Taşmaması için yarım kapak pişiriyorum. Yemeğimiz pişti. 15-20 dakika kadar da kapalı şekilde bekledi. Şimdi sunum zamanı. Üzerine ben dereotu kullandım. Maydanoz da yakışır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.